Evet, dev derbi öncesi haberlerimizi, gazete manşetlerimizi inceledik. Şimdi bir Skype bağlantımız var. Suat Umurhan bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber karşılaşmayı konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi pazarlar diliyorum. İsterseniz hemen derbi konuşmaya başlayalım. Aslında hafta başından beri birçok kez konuştuk ama bir şeyler netleşmemişti. Artık neredeyse birçok şey net. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Kimi daha pozitif görüyorsun bu karşılaşmada? Şimdi Galatasaray'ın dün gece kazanmasıyla birlikte aslında iki takımın pozitifliği de bir hani artıdan yarım artıya geçti diyeyim. İkisi de Galatasaray'ın kaybetmesine çok odaklanmıştı. Yarışa daha iyi tutunabilmek için. Burada şimdi tekrardan bugün bir motivasyon gerekecek. Bu tip derbilerin elbette ki motivasyona ihtiyacı yoktur ama özellikle Fenerbahçe açısından bir anda lideri yakalama durumu vardı. O biraz ortadan kayboldu. O hem tribün hem taraftar hem camia olarak bir normal seviyeye indi. Belki de bu Fenerbahçe'nin yararına olacak bir durumdur. Çünkü fazla motivasyon da her zaman işe yaramaz. İki takımı masaya yatırdığımızda kadroların denk ama ev sahibinin her zaman özellikle son yıllarda derbilerde biraz daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Peki istersen muhtemel 11'ler üzerinden gidelim. Bizim de görsellerimiz var. Onları da rica edeyim yönetmenimizden. Fenerbahçe ile başlayabiliriz. Kalede zaten Altay'ı bekliyoruz. Serdar Samet, Zalai üçlü savunmamı bekliyorsun. Bunu sorayım, devam edeyim. Osayi, Arao, Zayt, Ferdi, Valencia, Pedro ve Rossi beklenenler arasında şu anda. Sen de görüyor musun ekranda bilmiyorum. Nasıl değerlendirirsin? Evet. Beklediğin senin de bu mu? Ağırlıklı olarak bu, evet, üçlü savunma bekliyoruz. Yani üçlü savunma Jesus'un çok sevdiği bir oyun, özellikle de büyük maçlarda şöyle bir avantajı var aslında, hani artısından bahsedelim. Ferdi ve Osayi'yi savunmaya çekip zaman zaman beşli, hatta Arao'yu da onların önüne alarak daha güvenlikçi, daha savunmacı bir şablon oluşturabiliyor. Hücuma çıktığınızda da hem Osayi hem Ferdi çok hızlı kontratağa çıkabilen, rakip alana topu çabuk taşıyabilen ve ileri uçta da hani dizilen Rossi ve Valencia özelinde onları çabuk besleyebilen bir yapısı var. Ama tam tersi durumda da yani karşılarında özellikle Aboubakar'ın ve Cenk'in olduğunu düşünürsek kanatların hiç boş kalmaması gereken bir karşılaşma olacak. Gezal da muhtemelen sahada olacaktır. Fenerbahçe'nin özellikle bu isimleri durdurmak için Ferdi ve Osayi'nin savunma güvenliğini ön plana çıkartmaya ihtiyacı var. Peki hücum hattını tekrar bir değerlendirelim istersen. Senin başka varyasyonların var mı bu konuda? Serdar'ın 11'de başlama ihtimalini nasıl görüyorsun? Serdar, yani Valencia'nın bir sakatlık problemi olmadığı takdirde Serdar kulübede olacaktır. Bunun dışında ben belki bir İrfan Can sürprizi bekleyebilirim. Çünkü Jesus'un çok güvendiği bir isim. Yani formsuz olduğu dönemlerde bile oynatıyor. Burada Pedro'nun yerine İrfan'ı çekip Valencia'yı en uça atabilir. Böyle opsiyonlar olabilir. Ya da 3 oyuncuyu kanattan Valencia ortada olmak kaidesiyle oynatıp hani biraz daha forvete girişken ve kanatları da kullanan bir yapıya bürünebilir. Fenerbahçe'nin hücum hattı çok agresif değil ama çok hareketli. Hiç yerinde durmayan, özellikle de Valencia'nın tam gücünde olduğunu hani oynadığı için düşünerek konuşuyorum. Beşiktaş'ın o Koley ve uyum kurulamadığı dönemi de varsayarsak biraz daha etkili olabileceği bir gün yaşayabiliriz. Peki bir Arda sürprizi bekliyor musun? Sabah gazetesinde yok, muhtemel 11'de bir Arda ismi de gördüm ben. Ben çok beklemiyorum. Arda sürpriz olur. Çünkü evet, muhabir arkadaşımız hani gündeme ilişkin öyle kadro veriyor elbette ki ama ben Arda'nın çok bu maçta ezilebileceğini düşünüyorum. Çünkü çok kolay bir maç olmayacak. Beşiktaş'ın öyle kolay savunmaya çekilen bir yapı olmayacağı ortada. Bu yüzden de o savaşçı durumda Arda sanki daha sonra rakip biraz daha yorulduktan sonra pas oyununa etki edebilir. Peki Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i sanki pazartesine saydıysak şu anda aynısını sayabiliriz. Kalede Mert, savunma dörtlüsü olarak Masuaku, Koley, Tayyip ve Onur. Orta alan Salih, Jetson ve Amir Hacı Ahmetoviç. İleride solda Cenk, sağda Gezal. İleri uçta da Aboubakar'ın olmasını bekliyoruz. Tahmin edilebilir aslında bir 11. Neler söylersin? Evet, tahmin edilebilir bir 11. Bir şablonda oturtulmaya çalışıyor. Beşiktaş'ın özellikle takım savunmasında problemleri var. Yani bunu orta saha özelinde değil, geri dörtlü
olarak söylüyorum. Şimdi orta sahada Beşiktaş'ın burada en dinamik yapısı. Hacı Ahmet Oviç çok kaliteli ve çok ligi bilen, her şeyi ne yapacağını bilen bir isim. Getson'un kalitesi ortada. Salih de bu sezon iyi başladı, bir durdu. Şimdi tekrar toparlanma döneminde. Bu üçlü Fenerbahçe'ye karşı kalite olarak kağıt üstünde önde. Daha iyi pas yapabilirler. Burada çünkü Arao ve Zayh artık kim karşılarında olursa ya da Crespo. Ki ben Fenerbahçe'nin Crespo'yu kullanıp biraz daha orta tarafı sertleştirmesinden yanayım kendisi için. Ama aksi halde bu üçlü Fenerbahçe'nin o orta sahada kurmak isteyeceği hakimiyeti tamamen eline alacaktır. Fenerbahçe'nin orta sahadaki bölümünü rakibe kaybetmesi halinde Beşiktaş maçın yöneticisi olur. Bu da Fenerbahçe'nin isteyeceği bir durum değil. Peki Beşiktaş'ın savunma hattını biraz daha konuşalım. Şimdi Cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam gazetelerde Şenol Güneş'in açıklamaları vardı. Zaten Sayıs'ın problemleri olduğunu biliyorduk, oynamayacak. Tayyip yeni sakatlıktan çıktı. Kole %100 güveniyor mu Şenol Güneş henüz bilmiyoruz. Yine Masuaku için de hatırlamıyorum çok ama bir problem olduğunu söylemişti. Savunma hattını nasıl değerlendiririz? Masuaku için problem, Şenol Güneş'in oyuncuya çok sıcak bakmaması. Evet, aynı evet. Şekilde Sayıs ve Rozier'e de öyleydi. Bu da kağıt üstünde de ilk 11'e de yansıyor. Koley ve Tayyip bir türlü, yani daha çok yeniler. Koley yeni bir transfer. O uyum sağlanamadı. Şimdi karşılarında da Valencia gibi bir ligin hani winner oyuncusu var. Ne yapıp edip hani 6 pastan ceza sahası gerisinden topla buluşup golü atıyor. Çok formda, sakatlığı hani evet bir soru işareti yaratır ama sahaya çıktığına göre bir problem kalmadı. Zaten son hafta idmanlara da çıktı. Bu yüzden bu ikilinin arasında Valencia'nın ne yapacağı bence biraz da maçın kaderini belirleyecek. Çünkü iki takımın bireysel savunma hataları olması halinde hani diğer tarafların o kalitesini öne çıkaracağı. Çünkü kaliteli gol ayakları var Beşiktaş'ta, Abubakar, Cenk, diğer tarafta da Valencia, oynarsa Pedro. Bunlar maçın kaderini değiştirecek. Beşiktaş savunması bence burada en zayıf halka. Peki şimdi Abubakar'a baktığımızda en kilit isimlerden biri skor anlamında. Fenerbahçe cephesinde sence Abubakar için nasıl bir önlem alınacak? Çok zor. Abubakar gibi bir oyuncuya önlem almak gerçekten çok zor. Önde adam adam oynatsanız geri çıkıyor. Hani orta sahadan destek alıp misal Arao'yu ona biraz monte etseniz, yardımcı etseniz bu sefer kanada kaçıyor. Kanattaki oyuncuları kilitlerken içeriye Cenk'i kaçırıyor. Gerçekten her tarafı kullanan çok efektif bir oyuncu. Burada muhtemelen alan savunması yapıp yani ona göre hani hangi kademeye kayarsa ona göre bir şablon oluşturulacaktır. Çünkü peşine taktığı oyuncu onun o büyüsüne kapılıp onun etrafında gezmeye başlarsa bir anda o alan boşalır. Bunlar Fenerbahçe'nin en çok dikkat etmesi gereken durum.